15 milyon nüfusun su ihtiyacını karşılamak kolay değil. Barajların dolması için bol bol yağmur, kar düşmesi gerekiyor. Peki bu yıl beklendiği kadar yağmur yağdı mı? Yağış aşırı olduğu zaman yüzeysel akışlara, denizlere akıp gidiyor. Toprağa geçmiyor. Dolayısıyla kuraklık meydana geliyor. İstanbul son 44 yılın en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Sonbaharda beklenen yağmurlar gelmedi. Ancak hemen söyleyelim, herhangi bir alarm durumu söz konusu değil. Çünkü İstanbul'daki barajların %54'ü dolu. Barajlar için en önemli dönem kış mevsimi. Önümüzdeki aylarda İstanbul'un alacağı yağış miktarı barajların durumunu belirleyecek. Önümüzde yağışlı mevsim var. Aralık, Ocak, Şubat. Bu yağışlı mevsimdir 3 ay. Bu yağışlara bakmamız lazım. Bu yağışlarda da eğer bu yağışlar şiddetli olacaksa veya miktarı az olacaksa o zaman bahar aylarında tehlike başlar. Ama şu anda bir tehlike gözükmüyor. Şu anda Alibeyköy Barajı'nın hemen yanındayız. Barajdaki su seviyesini sizler de görebiliyorsunuz. Doluluk oranı %70'in üzerinde. Kışın kurak geçse bile İstanbul susuz kalmayacak. Melen'den gelen su İstanbul'un ihtiyacını 2071'e kadar karşılayacak. Pazar akşamından itibaren, pazartesi, salı bugüne göre bir 10-12 derecelik sıcaklık düşüşü var. Bu ani sıcaklık düşüşü de önemli bir etkendir. Çünkü atmosferde karışımlara neden oluyor. Sevindiren haberse meteorolojiden geldi. Önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek.